Toz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Başarılar. Hayırdır? Akşam için mi? Evet, akşam evet. Maçınız var. Evet. demin sana ne diyorum? Aa, bu hafta iyiydiniz diyorum. bak diğer takımlar kaybetti, siz kazandınız diyorum. Bir an için seni Fenerbahçeli olarak... Demek ki ben o kadar objektifim hocam. Vallahi ya bak ya, işe bak ya. Gerçekten ya. Bu akşam tüm Türkiye açısından önemli bir maç. Sadece Galatasaray açısından değil. Onun için şimdiden başarılar dileyelim. Ülkemiz açısından önemli bir fırsat. Hocam şimdi dün akşam enteresan bir hamle geldi SPK'dan. Sermaye Piyasası Kurulu, Turkcell Yönetim Kurulu'na 3 üye atadı. Evet. Ve şimdi bunun dışında tabii SPK'ya bakıyoruz. Son dönemde hakikaten çok önemli başka kararlar da alıyor. Şimdi bu bir kere bu Turkcell ile ilgili hamle ne anlama geliyor? Hem ona bakalım hem de bu Vahdettin Ertaş dönemini siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu yatırımcı güveni açısından önemli adımlar mı bunlar acaba? Evet, bu karar tabii bugün bayağı ciddi yankı buldu internette, medyada. Sabah saatlerinde haberlere baktığımızda birinci haberdi. SPK bültenleri zaten herkes için, eğer SPK'nın web sitesine girerlerse, orada üye olurlarsa otomatik olarak her karar ilgili kişiye mail olarak gönderiliyor. O anlamda yatırımcıların bence o faaliyeti bir kere kullansınlar. Çünkü her karardan haberleri olacak. Çok daha bülten, şirket haberleri vesaire anında maillerine de düşebilir. İyi bir yatırımcı zaten bunları izlemeli. Turkcell'le ilgili olarak olay ne? Aman ha bu sulandırılmasın diye de özellikle ben bu konunun çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü şu an kalkıp şu yorumu yapan da çıkabilir. Al işte devlet özel şirketlerin yönetimine girmeye kalktı, müdahale ediyor şeklinde de yorumlanabilir. Doğru. Ki bunu böyle yorumlamak herhalde bence kötü niyetli bir yorum olur. Çünkü bir yasa çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu dedi ki İMKB 30'daki şirketler şu tarihten itibaren geçen yıl artık kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu olarak bağımsız üye bulunduracaklar dedi. Ve bu bağımsız üye sayısını da yönetim kurulu üye sayısına oranladı. Mesela 5 tane yönetim kurulu üyesi varsa en az 1 tane bağımsız üye olacak. 2 tane de bulundurabilir. Bağımsız üye burada yönetim kurulunda bir anlamda yatırımcının haklarını koruyan üye gibi düşünülmeli. Fakat tabii ki şirketler bağımsız yönetim kurulu üyesine buluyor ve atıyorlar. Tabii. Orada da şirketin sahiplerinin menfaatinin yani ne olmayacak şeyleri veya ters düşecek şeyleri onay vermeyecek insanlar olabilir. Ama SPK'nın şöyle bir yetkisi var. Bağımsız üyenin bağımsız olmadığına inanırsa kabul etmeyebilir. Doğru. Yatırımcı adına bunu yapıyor. Bu bence çok önemli bir adımdı ve gelişmiş ülkelerde de bu uygulama aynı şekilde var. Turkcell'e de neredeyse bir yıldır direkt olarak uyarı veriliyor. Çünkü Turkcell bir türlü karar alamıyor. Şirkette çok büyük kar birikimleri var. Büyük bir nakit birikimi var. Yatırımcı buradan temettü bekliyor. Fakat bunu alamıyor. Doğru dürüst hiçbir karar alınamıyor Turkcell'in içerisinde. İleriye dönük vizyonerlik anlamında şirketi daha ileriye götürecek yatırımlar anlamında da karar alınamıyor. Sonuçta kaybeden ortaklar oluyor. Tabii. Sadece küçük yatırımcı veya halka açık kısmının ortakları değil. Aynı zamanda Sayın Kara Mehmet de ondan sıkıntı duyuyor ve çok ciddi anlamda. Aynı şey diğer ortaklar için de geçerli. Hakim ortaklar için de geçerli. Ve 6 ay süre vermişti. Bu 6 ay süre içerisinde bağımsız üye atansın şeklinde. Onlar önerdiler, ötekiler kabul etmedi vesaire. Böyle gidiyordu. Dün şeyden sonra gelen, yani seans kapandıktan sonra geldi bu haber. Akşam şirketin yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkekıvısari ve Oleg Adolfovic Malis
bunların görevine son veriliyor. Bu da 6362 sayılı sermaye piyasası kanunun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yönetim kurulu üyeleri görevinden alınıyor bunlar. Ki bu madde dediğim gibi kurumsal yönetim ilkelerine uyum maddesi. Bunların yerine de Sayın Ahmet Akça, Sayın Atilla Koç ve Sayın Mehmet Hilmi Güler atanıyor. Eski iki bakanın atanmış olması biraz tartışılıyor. Şimdi evet, burada hani isim seçerken gerçekten sermaye piyasası kurulunun kriterleri ne olur, ne olmalı? Bu konuda çok fazla tartışabiliriz Barış. Yani orada işte onlara yeni bir iş mi çıkartılmış oluyor acaba, onun için mi atanıyor? Ama baktığım zaman yani her iki bakana da yani o bu iş yani tecrübe çok önemli. Atilla Koç Turizm Bakanı'ydı. Evet, Turizm Hilmi Bakanı. Hilmi Güler Enerji Bakanı'ydı. Hani bu tartışsak nereye kadar nereye varacağız? Yani burada bir kasıt aranmalı mı konusunda ben çok ama emin değilim. Ama üzerine keşke, şu var, üzerine spekülasyon rahatlıkla yapılabilecek isimler bunlar. Kesinlikle, yani onda katılıyorum. Yani Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu kararını ben çok doğru buluyorum. Atanan isimler konusunda böyle bir spekülasyonun başlaması da diğer taraftan ileride yapılacak uygulamalar için kesinlikle bir yaralayıcı olabilir bu tabii, isimler. Olabilir. Hatta yarın bu bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de bence hiç konuşmamaları lazım. Evet. Yani asla ve kata hiçbir şekilde basına hiçbir şekilde konuşmamaları lazım. Yani burada girip şirketin yönetiminde yer alıp gerekli oyunu kullanması lazım. Bu oyunu kullanırken de ben acaba nasıl bir oy kullanacaklar, hangi kararlarda nasıl bir oy kullanacaklar diye düşündüğüm zaman burada şirketin menfaati vardır. Tabii. Yatırımcının menfaati vardır. Bunun dengelenmesi lazım. Mutlaka. Şimdi sen yatırımcının menfaatini koruyorum diye şirketin geleceğini tehlikeye atabilecek önemli bir karar alınacak ve sen buna oy kullanmıyorsun. Bu zaten yatırımcının menfaatini korumamaktır. Aslında şirketin, yani kapitalist sistemde şirketler kar üzerine kurulmuştur ve daha fazla kar etmesi ortaklar açısından, o şirketin hisselerini, paylarını bulunduran ortaklar açısından çok daha olumludur. Tabii ki. Orta ve uzun vadede. Biz şu an spekülasyon ben asla yapmak istemiyorum. Ama bir 6 ay içerisinde o yönetim kurulu üyelerinin icraatlarını da birlikte göreceğiz. Evet. Ama dediğim gibi eleştirilebilecek bir tarafı varsa özellikle bu isim konusu. Bu isim konusunda bu sabah işte sen de gördün Twitter'da ve diğer medyada, internet medyasında. Şimdi kamuoyunun bir bölümü sizin dediğiniz gibi başta yaptığınız yorumun bir kısmında yer aldığı gibi şöyle düşünüyor. Aa bak, görüyor musun, hükümet oraya da müdahale etti. İşte hükümetin adamları nihayetinde yönetime girdi. Şimdi kamuoyunun bir bölümü böyle algılıyor bunu ve bu kullanılacaktır. Şimdi dediğim gibi üzerinde spekülasyon yapılması çok kolay isimler bunlar. Tabii, tabii. Belki buna biraz daha dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Bence de dikkat edilebilirdi. Yani ben bir tek hani eleştirilebilecek, acaba denilebilecek kısmı orası. Burada hani çok iyi üniversitelerde şeyler var. Yani ne bileyim, bir tane içerisinde akademisyen olabilirdi. Tabii hocam, şimdi bir tane hukukçu olabilirdi. Türkiye 70 milyonluk ülke, bir sürü akademisyenimiz var dediğiniz gibi. Çok değerli, ekonomiyi bilen, bu işleri bilen pek çok insan var. Evet. Şart mıydı bilmiyorum ya. Yani ne düşünüldü hiçbir fikrim yok ya açıkçası. Özellikle şimdi isim konusunda var ya, ben o kadar çok söyleyebilirim ki. Yani şu 3 tane isimden özellikle 2 tanesi konusunda o kadar çok şey anlatabilirim ki. Ben de aynı şekilde, yani o döneme bakanlık dönemleriyle ilgili başlayıp bugüne gelebilirsiniz yani. Bugüne gelebilirsin. Gerçekten o noktada temkinli yaklaşmak istiyorum. Yani Sermaye Piyasası Kurulu burada bu isimleri atarken bence daha dikkatli olmalıydı. ve orada mesela şey çok önemlidir. Bilirkişi dosyalarında şey yapılır. Yani bilirkişi dosya gelir önüne. Genellikle 2 veya 3 tane bilirkişi atanır ve bir tanesi mali müşavirdir. Evet. Bu şey davalarında, yani Asya Ticaret Mahkemelerinde görülen davalarda. Bu öncelikle defterlerin ve rakamların doğru mu olup olmadığına karar verir. Şimdi bir tane dosya var. Dosya şu. Adam 1978 yılında çocuğuna hesap açtırmış. Tamam mı? Açtırdıktan sonra belli bir para yatırmış. O günün parasıyla atıyorum 35 bin lira yatırmış. Evet. Ve bu
para. Daha sonra unutulmuş. Çocuk unutmuş. 18 yaşına geçtikten öyle bir hesabı olduğunu bilmiyor falan. Daha sonra bu para unutuldu diye 10 yıl sonra hiçbir bildirim yapılmadan vesaire şey yapılmış. Hesap kapatılmış. Bunun üzerine de dava açmışlar. O günkü para neydi, ne olacaktı? Şimdi burada hukukçu bilir kişi olmadığı zaman, hı hı, ya hakikaten bunun hakkı var mı bunu istemeye? Tabii önce ona bakmışlar. 10 yıl veya mali müşavir olmadan bu bankanın o zamanki defterleri hukuka uygun tutulmuş, hı hı, mu? Yoksa manipülasyon var mı üzerine? Bilançoları doğru gösteriyor mu? Ekonomist olarak da ben, evet, hukukçu şey dediği zaman evet bunu istemeye hakkı var. Öteki de şey dediği zaman, tamam bu defterlerdeki rakamlar uygundur vesaire dediği zaman, o zaman ekonomist olarak bana düşen iş, bu adamın o zamanki parasının değeri şuydu, şu kadar ekmek alıyordu, şu kadar araba alıyordu, bununla bu kadar bilmem ne alıyordu. Bugüne işlettiğinizde, ki onların yöntemleri de Yargıtay tarafından belirlenmiş, ne geçmesi lazım eline, ne kadar, ne hak edebilir? Şimdi dikkat edersen burada belli bir karar alınırken, şimdi orada bir tane hukukçu olmalıydı bence. Doğru. Çünkü oradaki alınacak yönetim kurulu kararların hukuka uygun mu değil mi iyi en azından o tartabilirdi. Hı hı. Bu konuya girdiğimiz zaman dedim ya demin sözümün başında söyledim, çıkamayız işin içerisine. Hani ben şeyi bilmiyorum, Sayın Ahmet Akça hukukçu mu ama Atilla Koç değil, hı hı, veya Sayın Hilmi Güler de değil. Fakat şey açısından baktığımda, tamamıyla sermaye piyasaları açısından baktığımda ben kararı şöyle görüyorum. Kurumsal yönetim ilkelerine uymayan veya uymayan veya uyamayan, kendi iç sorunları nedeniyle uyamayan bir şirketi sermaye piyasası kurulu, yönetim kurulu üyesi atıyor ve burada da yatırımcı haklarının izlenmesi ve yatırımcının aleyhine çok ciddi bir şekilde kararların çıkmaması ve bu sürüncemenin kalkmasını istiyor. Bu açıdan SPK hani şirket adına da bakmıyor, dikkat edersin. Aa, koskoca Turkcell'in nasıl cesaret ediyor gibi bir şey söylemiyoruz. Aynı sermaye piyasası kurulu, yani Vahdettin Ertaş dönemi hani dedin ya sen az önce, nasıl yorumluyorsun dedin ya. Evet, çok yani, önemli işler yapıyor, çok kritik adımlar attığını görüyoruz. Yani bu hele açıklanan tebliğlerden sonra ben şunu görüyorum yani. Gerçekten bu piyasada ne kadar sıkıntı varsa gidermeye çalışan, hı hı, canla başla sabahtan akşama kadar gerçekten çok aşırı yoğun bir insan. Biliyorum şu an ne kadar yoğun olduğunu. Bununla şey yapan ve gerçekten iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışan bir insan. Yani bunu çok net bir şekilde biz kararlarda görüyoruz, Barış. Evet. Şimdi bu kararın haricinde SPK son zamanlarda, ki Radikal Gazetesi'nde bu şey vardı, haber vardı, bir çok karar aldı. Mesela bir Arsan Tekstil şirket %102 oranında bedelsiz sermaye arttırımı talebini kabul etmedi. Hı hı. Şimdi manipülasyon oluyordu. Yani ne oluyordu? Sermaye artırımı yapacak, bedelsiz hisse verecek diye hisseler yükseliyor. Yatırımcı bunun peşinden gidiyor. Ondan sonra bakıyorsun bedelsiz sermaye artırımı sonrasında bir anda tekrar hisseler düşüyor. Escort'un ortak olduğu TNB'nin halka arz başvurusunu işlemden kaldırıyor. Neden kaldırıyor? Bakıyor ki o başvuruda hakikaten yatırımcı aleyhine olabilecek şeyler var. Şimdi gelene geç deniyordu daha önce. Gelen halka arz başvurusu ne kadar olursa öyleydi, buyur. Doğru. Ve onların hepsi tam bir facia oldu. Mesela Galatasaray bedelli sermaye artırımına başvurdu. Buna izin verilmedi. Hı hı. Hani orada ya işte ona karşı mı denildiğinde, burada bakış açısını görebildiğim kadarıyla tamamıyla yatırımcı bundan ne kadar zarar görür artık kriterlerin bir tanesi. Yani bütün vereceği kararlarda. Öbür taraftan... Bu arada hocam şeyi söyleyeyim mi? Ahmet Akça'ya baktım da şimdi merak ettim, evet, ben de. Eğer başka bir Ahmet Akça değilse bir şey koyarak da söyleyelim bunu. Ben de Ahmet Akça'ya bakmadım. Yani. Bediüzzaman Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Evet. Ben başka bir Ahmet Akça değilse eğer. Evet. Ben bakmadım. Başka bir Ahmet Akçay değilse, evet, o da üniversite akademisyen, üniversite üyesi demiştik. En azından onu da bu şekilde bildirmiş olalım. Ön yargılı hiçbir zaman olmadı. Tabii tabii hiç. Ve sizin dediğiniz gibi icraatlerine bakmak lazım. İşte yani ne olacak bundan sonra ona bakmak ama lazım. Ama orayı öyle kapatalım, tartışmaya açık isimler oldu ortada tabii. Evet, bu arada Barış, SPK Sayın Ertaş geldiğinden bu yana 20 yatırımcıya suç duyurusunda bulundu.
bulunmuş. Bu sayı bence daha fazlaydı. Ve hep bu manipülasyondan hisse fiyatı üzerinde suni fiyat, yapay fiyat oluşturma hareketlerinden. Hı hı. Şu an bizi izleyen birçok yatırımcı şunu söylüyordur. Hocam suç duyurusunda bulunsun, ne olacak? 5-6 sene mahkeme sürer, hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Evet. İşte bu noktada ben vurgulamak istiyorum. Henüz yasanın tebliği çıkmadı. Bunlara artık böyle suç duyurusunda bulup mahkemeye vermeden ziyade ne kadar kendilerine çıkar sağlamışlarsa parasal, iki katına kadar büyük bir ceza gelecek. Yani o yaptıkları işlemlerden kar etmişlerse onun iki katı kadar ceza gelecek yeni yasaya göre. Ama tebliğ çıkmadığı için zannedersem uygulanmıyor. Fakat önümüzdeki o tebliğ çıktıktan sonra önümüzdeki 3-5 ay içerisinde biz bu para cezalarını göreceğiz ve çok etkin olacak. Yani öyle mahkemelere gidip de 5 yıl 6 yıl falan uğraşılmayacak. Direkt gelecek, paşa paşa da onu ödeyecek. Ve birçok yatırımcının da yani bu tip işlemleri yapan birçok yatırımcının da şeyini yatırım yapma yasağı getirilmiş durumda. Halka arzlar çok daha dikkatli inceleniyor şu an. Yani bu sermaye arttırımları çok daha dikkatli inceleniyor. Ya şirket yani o kadar yani öyle şirketler var ki Barış, inanılmaz ya. Yani. O halka arzlarda neler yaşandı tabii. Bu arada hocam çok özür dilerim. Buyurun. Siz suyunuzu içerken bir düzeltme yapayım. İrfan Bey hatırlatmış. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Bediüzzaman değil, Bezmi Alem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Bu eski Vakıf Kurabı hatırlarsınız. Evet. Ben birden nereden aklıma geldiyse Bediüzzaman, Bezmi Alem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Vakıf Kurabanı. Evet. Onu da düzeltmiş olalım. Teşekkür ederim İrfan Bey'e de. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim Barış. Yani bu Sermaye Piyasası Kurulu'nun şu an ne kadar izlediği yola baktığımda, Sayın Vahdettin Ertaş'tan sonraki döneme baktığımda ben gerçekten çok umutlanıyorum. Mesela portföy yönetim şirketleri sermayesi 10 milyon liraya yükseltecek bu taslağa göre. Şimdi bu taslaklar açıldı. İsteyen görüş bildirecek. SPK'nın sitesinde ben yönetmeliği böyle hazırlıyorum. Bir hata yapıyorsan bana bildirin kardeşim diyor SPK. Ve insanlar gidip okuyabilirler. Aslında onu şöyle yapsanız daha iyi değil mi diyebilirler. Yani taşın altına herkesin elini sokması lazım. Biz de bütün bu taslakların hepsini ciddi biçimde inceliyoruz, bakıyoruz. Ve görüşümüz varsa da bildiriyoruz. Şimdi burada mesela portföy yönetim şirketlerinin sermayesi 10 milyona çıkacak. Vay ne olur efendim, 25 tane portföy yönetim şirketi var. Bunların en az 15 tanesi kapanır. Evet. Ya senle ben bir araya geliyorduk. 500 bin lira 300 bin lira koyuyorduk. Portföy yönetim şirketi kuruyorduk. Bak sermayeye bak. 500 bin lirayla ben tutuyorum 50 trilyon parayı yöneteceğim. Tabii. Sakattı. Önüne gelen portföy yönetim şirketi kuruyordu. Ben özellikle orayı da çok destekliyorum. Yani 10 milyon TL. Mesela portföy yönetim şirketleri bir de takas olarak kendi bankalarını %25'ine en fazla bulundurabilecekler. Yani takas, yani aldığın hisseleri, menkul kıymetleri kendi bankandaydı. Şimdi artık %25'ine, hepsini %100'ünü bulunduruyorlardı. O zaman öteki bankaya da şey olsun ve verilmiş olsun, oranın da geliri olsun. Çok adalet sağlamaya çalışan bir niyet var burada. Ve bu niyet çok önemli. Benim için çok önemli. Çünkü orada gerçek niyetini siz eğer biliyorsanız, o yol kazası olabilir vesaire vesaire. Özellikle şunu belirteyim. 10 milyon liraya çıkarsa portföy yönetim şirketi, daha sağlam portföy yönetim şirketleri kurulur. Herkes çok daha fazla güven duyar. Var bir sürü. Niye gidip insanlar parasını yatırmıyor? Şu an bir tane sadece portföy yönetim şirketinde 321 tane bireysel hesap var. Diğerlerinde bireysel hesap ne kadar biliyor musun? Yani 70 milyonluk ülkede bireysel hesap açtırıp alın benim paramı yönetin diyen bir tane aracı kurumda, bir tane portföy yönetim şirketinde 300-350 arası diyelim. Diğerlerinde bir elin parmaklarını geçmiyor bireysel yatırımcı sayısı. Evet. Operasyonel zorluklar var. Ama ben şunu görüyorum. O yasa olsun, diğeri olsun, bu gelecek cezalar. Hani bir ara çok tartışıldı. Artık ekonomistler, piyasa yorumcuları hiçbir şey yazamayacak vesaire vesaire. Evet. Onu açıkladılar. Ya orada SPK'da senin niyetine bakıyor sonuçta. Ve o niyetine bakarken gerçekten şey yapması lazım. Yani sen bir manipülasyon mu yapmaya çalışıyorsun? Bundan kendine bir çıkar mı sağlamaya çalışıyorsun bir şeyi yaparken? Yoksa
normal görüşünü mü veriyorsun? Sayın Vahdettin Ertaş şu an izlediğim kadarıyla daha önceki konuşmalarında da çok net bir şekilde bunu da açıklığa kavuşturdu. Ben çok olumluyum ve gerçekten şu ana kadar yapılanları yatırımcı açısından da destekliyorum. Bundan sonra yapılanları da izleyeceğimizi söylüyorum. Çünkü evet, eğer yanlış şeyler de olursa aynen burada çıkıp aynı şekilde de anlatırız. Bu konuya bakacağız hocam. İlerleyen günlerde daha da detaylı konuşacağız mutlaka. Bu Turkcell'deki atamalar önemli. Bakalım bundan sonra hangi tartışmalar olacak, neler konuşacağız. Şimdi gelelim küresel piyasalar. Amerikan borsaları yine rekor kırdı. Bundan sonra bu yükseliş devam eder mi? Bu arada Ahmet Öztürk hatırlatmış. Amerika'da 20 yıllık faiz tekrar 2'nin üzerine çıktı. Teknik olarak 3-3,5'u geçecek gibi yıl sonuna kadar. İşte Dow yükseliyor, faiz yükseliyor. Bunu nasıl yorumlamalı diyor. Diğer yandan tabii gelişmekte olan ülkelerde durum nasıl? Avrupa'da İtalya'nın notunun düşürülmesi meselesi var. O nasıl yansıdı piyasalara? Şöyle evet, küresel bir bakalım tabloya, sonra bize geleceğiz. Evet, şöyle küresel olarak baktığımızda 3 tane tespit. 3 bölge için. 1. Amerika'da ekonomi ciddi biçimde toparlıyor. Bu artık gelen verilerden çok net ortaya çıkıyor. Mali uçurumun yarısı, yani mali uçurumdan yarıya kadar düşmesine rağmen, yani mali uçurumu evet, bayağı bir zaten uygulanıyor şu an, yani uygulandı. Hatta mali uçurum sanki son verilerde biraz da faydalı olmuş gibi, ya vergi gelecek harcayayım mı şeklinde mi oldu? Harcamalar bir miktar kesilecek ama sonra ekonomik veriler iyi. Gelelim Asya'ya. Asya'da bayağı bir coşku var Japonya nedeniyle. Kuro da o kadar, yani yeni Merkez Bankası Başkanı o kadar heyecanlı ki adam, inanılmaz bir şekilde daha gelmeden, toplantıyı 2-3'üne beklemeden, Nisan ayını beklemeden parasal genişlemeyi hemen başlatmak istiyor. Şimdi bu da tabii Japon borsasında bayağı ciddi yukarı yönlü hareketlere sebep oluyor. Bunun hareket, yani bu açıklamalar. Diğer taraftan Çin'de biz hani biraz ekonomide yavaşlama var diyoruz. 7,5 yavaş Çin için. Gerçekten düşük bir büyüme hızı. Ama ihracatta %20'lik bir artış var Çin'de. Bir tek Avrupa sıkıntılı. Reel ekonominin hala topalladığı yer. Hı hı. Avrupa'da 3 ay sonraki verilere bakmamız lazım. 2 ay sonraki. Çünkü Amerika ve oradaki gelişmeleri, Asya'daki gelişmeleri 1-2 ay sonra izliyor Avrupa. Burası gerçekten çok olumlu bir resim var. Bu yüzden de hatırlarsan ne demiştik? Daha önce Dow gidiyor, orada direnç var deseler de ben o direncin geçileceğini, daha da yukarı gideceğini, rekorlar kıracağını düşünüyorum demiştim. Şu ana kadar da 17.000, 14.000, 450'ye kadar geldi. 14.750'ye 14.750'ye kadar gitmesinde hiçbir şey yok. Oraya kadar gider ama orada dikkat etmek lazım. Şimdi tüm bunlar olurken Turgutcuğum bir soru sormuş. Çünkü bu söyleyeceklerimin şeyinde ilgili. Hocam son zamanlarda devamlı özellikle Amerika'daki verilerin düzeldiğinden bahsetmektesiniz ve piyasalar hakkında izlerliğinizin altını çizmektesiniz. Bu iki durum aynı anda kafamı karıştırmakta. Eğer Amerika'da ekonomi düzeliyorsa Fed'e her an yavaş da olsa söylem değişikliğine gidebilir. Bol para piyasaları gördüğüne göre gelebilecek bir söylem değişikliği piyasaların tadını kaçırmaz mı? Evet. Evet ama şimdi şu yatırımcı şöyle yapabilir. Oturup Fed'in söylem değişikliğini bekleyebilir. O sırada piyasada yeni rekorlar kırarak gidebilir. Belli bir süre sonra bu yatırımcıyı rahatsız edebilir. Her zaman söylediğim bir şey var. Piyasanın güzelini bulacaksınız. Piyasanın güzeli ne? O gün piyasanın güzeli ne? Şu an bu endişeyi piyasa acaba hiç bulundurmuyor mu kafasında? Hı-hı. Acaba piyasa bu söylenildiği gibi Fed her an bu parasal genişlemeyi yavaşlatabilir şey var mı? Endişesi var mı? Evet, bir miktar oldu. Ama son zaman Bernanke'nin konuşmasından sonra, Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın 2 hafta önce, ondan sonra kesin emin oldular. 2013 boyunca devam edecek. Hiç sorunsuz devam edecek diye. Şu an piyasa zaten onu oynuyor. Evet. Gelen ekonomik verilerde desteklediğinde yukarı gidiyor. Japonya'da ciddi bir ivme kazanacak Japonya. Ve Japonya'nın ivme kazanması yeniden 1988-90'lı Japonyalara doğru dönülebilir. O zaman dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi ve acayip bir şekilde aradaki farkı kapatıyor. O gün yazılan kitaplarda 10 yıl içinde Japonya bütün Amerikan ekonomisinde geçecek şeklinde yorumlar yapılıyor. Şu an
Onun tabii onun yarattığı güzel bir hava olacak. Bu kısa vadede muazzam güzel bir hava olacak da Japonya'nın borcunun milli geliri oranı da %235. Yani böyle dünyada başka ülke yok yani %200'ün üzerinde borcu olan. Bu ileride ona çok büyük sıkıntı yaratabilir. Allah'tan onlar uzun vadeli. Yani gelince çevriliyor. Millet tasarruf ediyor. Fakat bir süre sonra tasarruflar azaldığında Japonya yeni bir yere yelken açtı. O yelken açtığı tarafta bayağı keyifli gidecek bence. Ama daha sonra sadece Japonya'ya değil tüm dünyaya ciddi hasar bırakacak. Yeni balonların da bence oluşmasına sebep olacak. Benzer şey Amerika için de geçerli. Şimdi senin demin söylediğin Ahmet Öztürk'ün sorusu vardı. O 10 yıllıkmış, onu düzeltti hocam. Evet, 10 yıllık faizlerde %2 geçildi diye. Ben şimdi evet %2.04'e gelmiş. Ve tahmin ediyorum bir onun grafiğini açacağım. Bir saniye. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bu grafiği verelim. Bakın Amerikan faizleri şu seviyede yani 2.42'de önemli bir direnci varmış. Ve faizler şu an yükselmeye başlamış. Ve aşağıda da en düşük gördüğü yer yaklaşık 1.38'ler. 1.75'lere kadar, 1.80'lere kadar gerilemişti ve tekrar yükseliyor. Faizlerin yükselmesi ne anlama geliyor? Yani faizler niye yükselir? Daha önce de bunu vermiştik. Bu grafikte herhalde 2.25-2.40'a kadar yükselmesinde bir sakınca yok. Şeyin faizlerin. Ama 2.40'ı da geçtikten sonra işte orada endişe başlayabilir. Görünen o. Faizin yükselmesi ekonomide canlılığın geleceğinin veya canlılığın gelmekte olduğunun en önemli işareti. Yani uzun vadeli faizler yükselmeye başlamışsa ekonomiye canlılık gelecek demektir. Eğer uzun vadeli faizler hızla aşağı gidiyorsa bunun anlamı şudur. Herkes uzun vadeli kağıt alıyor, güvenli limanlara çekiliyor ve kabuğuna çekiliyor demektir ki eğer faizlerin sert düştüğü dönemlere bakarsanız Amerika'dan ekonomik verilerin kötü geldiği ve tamamıyla ekonomiye ilişkin beklentilerin kötüleştiği dönemler oluyor. Yani faizlerin hızlı düştüğü dönemler ki burada bak şu noktada 2.40'a kadar geldikten sonra 2012 içerisinde aşağıya doğru faizlerin gidiyor olmasının temel sebebi burada Avrupa'daki kötümserlik havasının dünyaya yayılacak olması. Şu 2012'nin sonlarına doğru aşağı gidiyor olması mali uçurum riski. Ya mali uçurum olursa diye girmişlerdi. Şu an ekonomi canlanıyor. Bu grafikler bize onu gösteriyor. Faizler belli bir seviyenin üzerine çıktığında yalnız şöyle bir sıkıntı olacak. Fed'in bilançosunda o kadar çok devlet kağıdı var ki onlar ciddi zarar yazmaya başlayacak. Evet. Bu sefer Fed'in bilançosu zarar görecek. Bu anlamda ben kısa vadede bunu çok olumlu görüyorum faizlerin yükselmesi. Hocam şimdi son 10 dakikamız bize gelelim. Şimdi dün Rekabet Kurulu'na verilen bir tepki yoktu. Olur mu bundan sonra? Bundan sonra yükseliş sürer mi? Ne bekliyorsunuz siz? Borsayı diyorsun. Borsayla ilgili. Bir de hemen soruyu da ekleyeyim arkasına. Aydın Yağcı demiş ki bu seviyeden İMKB'ye girilir mi? 76 binden girip 82 binden çıktım. Bir de bugün serbest bırakılacağı konuşulan bu kamu görevlileri var biliyorsunuz. Bu arada onu da söyleyelim. 6 kişilik heyet Kuzey Irak'a geçti. Bugün de dönmeleri bekleniyor. Olmadı yarın dönmeleri bekleniyor. 8 kamu görevlisi PKK tarafından kaçırılmış olan onların serbest bırakılması gündemde bugün ya da yarın gerçekleşecek. Bu İMKB'yi olumlu etkiler mi demiş? Evet bu olumlu şöyle o haber bilindiği için dün biliniyordu zaten dün öğle saatlerinde. Muammer Güler açıklamıştı evet. Evet dolayısıyla o haber piyasanın şeyinde var yani piyasanın fiyatı içerisinde var. Şimdi belli bir yükseliş oldu ve bu yükselişten sonra endeks işte 83.500-83.800'e geldi. Grafik burada ve bu seviyede de bir dirençle karşılaştı. Nitekim karşılaşmasını bekliyorduk. Ve yukarı yönlü harekette ivmede yavaşlama oldu. Hani sen dedin ya Rekabet Kurulu'nun kararı sonrası tepki vermedi. Zaten tepki Cuma vermişti. O haberi almıştı. Ve onun üzerine bir miktar satış geldi. Daha doğrusu satış da gelmedi. 5 dakikalık grafiklere baktığımızda yatay açıldı piyasa. Yani şöyle bir dün şurada başlıyor piyasa. Önce biraz düşüyor. Sürekli yatay sıkışık gidiyor. Arkasından seans sonuna doğru bir satış geliyor. Şimdi 60 dakikalık grafiklere baktığımda benim hiç sevmediğim bir görüntü oluştu. Yani normal düşüş sinyali olabilecek bir görüntü oluştu. Şurada
İşlem hacmi patlaması var. 150 milyon lota geliyor. Ve bu 150 milyon lot zaten cuma günkü son 1 saat. Yani son 1 saatlik işlem miktarı patlaması. Arkasından dün şu şeyde 120 milyon lot hacimle 1 saat içerisindeki, yani yüzün üzerine çıktığı zaman yön değiştirebilecek nitelikte oluyor. Dolayısıyla burada Barış, özellikle şu bölge, yani şu bölgede gerçekten çok önemli bir özellik var. Yüksek hacme rağmen gidemedi endeks. Evet. Yani bu aslında bugün endeksin bir miktar hani yükselmek isteyecek yine, fakat düşmemek için yükselmek isteyecek diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum 82.700 ile 83.500 aralığında bir 700-800 puanlık aralıkta sıkışacak bence endeks. Ve daha sonra da endekste en azından şöyle bir 81.000'e kadar bir gerileme olması lazım ki sağlıklı yükseliş devam etsin. Yani endeks bir miktar buralarda bence zorlanacak. Çünkü buraya getiren hikaye rekabet kurulu hikayesiydi. Doğru. Bunun bir miktar realizasyonun gelmesi lazım. Biz yeni dip seviyeleri görmemiz lazım. O zaman işte şey yapmamız lazım. Yani o zaman işte yeniden alım yapılabilecek yeri verebiliriz. Tabii bu arada alım yapılabilecek yerler var. Yani kağıtlar var. Çok fazla bilançosu iyi gelen ve Mart ayında da iyi bilanço açıklayabilecek kağıtlar yükselişine bence devam edecek. Dolayısıyla endeksteki beklentim kısa vadede aşağı, orta vadede tekrar yukarı şeklinde. Yani uzun vade ve orta vadede endekste yükselişi devam edeceğini düşünüyorum. Sebebi de şu, özellikle küresel gelişmeler, risk iştahının artması, yani Amerikan faizlerinin artıyor olması, dünyada risk iştahının arttığını gösteriyor. Bize yeniden kaynak gelmeye başlayacak. Evet. Dışarıdan dolar gelmeye başlayacak. Bu da ne yapacaktır? Bir miktar doları da baskılayacaktır. Onu da belirtelim. Hocam İrfan İnce demiş ki, şöyle bir düşünce yanlış olur mu? 2014 ve 2015'te bu kadar bol para olmayacağına göre piyasa için şu an gelecek 2 yıldan daha iyidir ve bunu kullanalım. Böyle bir düşünce doğru mudur? Valla şöyle, hani 2014 ve 2015'te bu kadar bol para olmayacağına göre bunu kullanalım. Dan ziyade şu an piyasa kendisi coşku yaşıyor. Amerika düzeliyor diyor. Risk iştahı artıyor. Hı hı. Piyasa ben yukarı gitmek istiyorum diyor. Yani ben orta ve uzun vadeli, yani önümüzdeki 6 aylık süre zarfında gitmek istiyorum diyor. Dolayısıyla gidecektir diye bakılabilir. Ama 2014 ve 2015'te bol para olmayacak mı ondan emin değilim. Bu yani yapmak için erken değil mi? Tabii, çünkü çok 2014 şu an Avrupa hala küçülüyor. Hı hı. Yani Avrupa'da büyüme hala toparlamamış. 2014'te bu Amerika şu an şimdi büyüyor ama %3'ü 3,5'ü geçemezse Amerika bu bol parayı çekemezler. Evet. Kolay kolay. Umut Kaya, dolar TL'ye bakabilir miyiz kısa sürede? Nasıl bir yön çizer? Evet. Bakalım. Zaten dolar TL'de hatırlarsan şey yapmıştık, hani günlük grafiklerde de vermiştik, 1.80-50 seviyesi zor bir bölgeydi, orayı geçmesini çok fazla beklemiyordum. Günlük grafiğe geçelim, günlük grafikte daha net görüyoruz 1.80-1.50 seviyesini. Dün bir miktar 1.80-50 seviyelerine kadar geldi, hatta 60'a da gördü, bugün bir miktar aşağı gidiyor. Ben şöyle düşünüyorum, 1.78'e kadar önümüzdeki birkaç hafta içerisinde inecek diye düşünüyorum. Bu arada 1.81'i de zor yani yukarı kırması. Yalnız bunu tabii normal şartlar altında konuşuyorum. Yani tabii. DXY endeksi, yani DXY endeksi dediğimiz doların değer kazanması hala devam ediyor dünya piyasalarında diğer paralara karşı. Euro-dolar paritesinin ilk yukarı hareketinde bizim dolar TL'de sert aşağı hareket olur. Yani 1.78'lere kadar. Ama ne zaman 1.76'ya gelirse oralardan tekrar dolar alınabilir. Onu söyleyebilirim. Hocam, şu an için dolarda yalnız hala peki alım öneremeyiz. Son olarak bir de bugün saat 10'da Ocak'ta Ocak ayı ödemeler dengesi rakamları açıklanacak. Piyasanın cari açık beklentisi 5.4 milyar dolar. Cari açıkta artık dibe gelindi demek mümkün mü? Böyle mi? Bence dibe gelindi. Piyasa 5.4 milyar dolar bekliyor cari açıkta Ocak'ta, ama belki o beklenti kadar gelebilir. Ama Şubat bayağı bir kötü olacak. Yani Şubat'ta cari açığın biz hızla yeniden arttığını göreceğiz. Çünkü Şubat bütçe şey yapmadı ama ocağın sonuna doğru işte ithalatta ki
KDV ödemeleri vesaire yükseliyordu. Şubat'ta ayrıca Merkez Bankası da şey verdi. Dedi ki işte talep çok artıyor, ithalat da artacak. Ve bence dip bu ay zaten geçen ay görüldü de yani Aralık ayında. Bu ay bir miktar daha yukarı gidecek. Saat 10'da açıklanacak. 5.4 milyar dolar cari açık bekleniyor. Bu 5.2 de gelebilir. 5.7 de gelebilir. Çok önemi yok. Asıl bence Şubat çok daha önemli. Aydın Ferhat Güzelcan güzel bir hatırlatma yaparak bir de mesaj göndermiş. Hocam onu okuyalım da. İstiklal Marşımızın kabul edildiği bugün şairimizin Yüce Rabbim bir yenisini daha yazdırmasın dileklerine katılarak selamlamış bizi. Biz de aynı duygularla sizlere selamlıyoruz. Mehmet Akif'le anmış olalım böylelikle rahmetle. Evet. Diyor ki 8 Mart Cuma günkü Dünya Nereye Gidiyor başlıklı yazınızda henüz enflasyon yok paragrafında bahsettiğiniz yaklaşan yüksek enflasyona ilk destek son 10 ayın en yüksek değerine ulaşan Çin'den gelerek sizi yanıltmadı demiş. Valla Çin tabii ama Çin %6'lardan 7'lerden %3,5'lara çekti. Çin'de tekrar bir ivme var. Fakat benim bahsettiğim enflasyon böyle bir bayağı bir bütün küresel ekonomilerde ciddi sıkıntı yaratacak bir enflasyon. O da en erken Eylül'de başlar. Yani daha önceki şeylere, süreçlere baktığımızda yalnız burada tabii bir şart var. Ekonomik büyüme, barış, ivme kazanırsa Amerika'da daha erken de olabilir. Bunun ivmesine bakacağız Amerika'daki büyümenin. Amerika'da büyüme ivme kazandığı anda zaten Çin'de büyümeye başlayacak. Çin yalnız şeyi çözemedi. Orada büyük bir balon var. Hı hı. Yani ciddi bir emlak balonu var. O balon patlar diye de korkuyorum bazen. Onu önlemeye çalışıyorlar ve çeşitli müdahalelerde bulunuyorlar fakat önleyemediler. Son iki mesaj. Bir tanesi Aydın Yağcı'dan bu akşamki maçla ilgili iyi dileklerde bulunmuş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tahmin de 4-2'ymiş. İnşallah diyorum. 4-2 herhalde Galatasaray açısından 4-2'dir diye düşünüyorum Aydın. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisi Fenerbahçeli olduğu için belki Şalke açısından da düşünüyor olabilir. Biz de başarılar diliyoruz. Bir de şunu hatırlatayım hemen. Şimdi paranın rotası biter bitmez bugünün gündemine başlayacağız kısa bir aradan sonra. Bugün dün konuştuğumuz mevzuyu hocam biz değerlendireceğiz. Evet. Bankalarla tüketici arasındaki ilişkiyi. Tüketiciler Derneği Onursal Başkanı Sayın Aydın Ağaoğlu burada olacak. Ankara'da da dünkü o sizin hatırlattığınız haberi köşe yazısının sahibi Profesör Doktor Ünsal Ban bugün gazetesi yazarı. Onlarla beraber bugün bu bankalar meselesini bir konuşacağız. Çünkü o dünkü o soru güzel bir soru. Bundan sonra bankalara adım atmak da mı parayla sorusu üzerinden hem izleyicilerimizin yorumlarını hem sorularını konuşacağız, değerlendireceğiz. Bence izleyicilerimiz mutlaka özellikle mailleriyle katılsınlar veya tweetleriyle barış. Evet. Çünkü bu kamuoyunun oluşturduğu baskının üzerinde daha güçlü bir şey zor yani. Doğru. Onun üzerinde olamaz yani. Yarın da zaten tüketicilerin bir protestosu var biliyorsunuz. Dün hatırlatmıştık. Onu da soracağız, konuşacağız. İzleyicilerimizin de katkısını bekliyoruz. Bunu belirterek paranın rotasını noktalayalım. Yarın sabah yine beraber olacağız hocam. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra biz yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.